Merhaba sevgili üyelerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle çoğumuzun kullandığı yıkıcı eleştiriyi nasıl yapıcı eleştiriye dönüştürebiliriz konusu üzerinde konuşmak istiyorum. Anadolu insanı olarak yıkıcı eleştiri konusunda çok mahirizdir. Özellikle çocuklarımıza karşı bunu çoğunlukla kullanmaktayız. Aptal, gerizekalı, seni doğuracağıma taş doğursaydım, olmaz olsun senin gibi çocuk gibi kelimeleri günlük hayatta çoğu zaman kullanmaktayız. Biraz daha açmak istiyorum bu konuyu. Örneğin çocuklarımızla kahvaltıda sabah kahvaltı yaparken çocuğumuz çok yavaş yemek yiyor. Baba olarak ya da anne olarak çok öfkeleniyor. Çünkü bizim günlük hayatta tamamlamamız gereken planlarımız var. Uyuz uyuz ne duruyorsun? Çabuk hızlı ye yemeğini diyoruz. Ya da mutfakta çocuğumuz bardağı elinden düşürüp kırıyor. İçeriden baba bağırıyor. Aptal, neyi becerdin ki bunu becereceksin diye ne yapmış oluyoruz? Şahsına direkt saldırıda bulunmuş oluyoruz. Böylelikle çocuklarımızın direkt şahsına saldırdığımızda yıkıcı eleştiriyle özgüvenlerini yıkmış oluyoruz. Onların değersiz olduğunu gösteriyoruz. Onların şevklerini kırıyoruz. Onların kişiliklerini eziyoruz. Size bunu bir örnekle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Örneğin bu balon bizim şahsımız. Burada olumlu özelliklerimiz de var, olumsuz örneklerimiz de var. Birçok özelliğimiz bu balonda örnekleyebiliriz. Bu bizim şahsımız. Biz günlük hayatta ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Herkesin, Anadolu insanın çok mahir olduğu eleştiri, yıkıcı eleştiri bu kırmızı kalemin ucundaki toplu iğne. Şahsımıza karşı biz bu eleştiriyi devamlı kullanıyoruz. Hiç İyi özelliği varmış, kötü özelliği varmış, şunu eleştireyim, bunu eleştireyim demeden acımasızca ne yapmış oluyoruz? Bu eleştiri, yıkıcı eleştiri dilini kullanıyoruz. Ve çocuğumuzun şahsına direkt saldırıyoruz. Bir şekilde çocuğumuzun şahsını, özgüvenini ne yapmış oluyoruz? Ezmiş oluyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Örneğin yavaş yemek yiyen bir çocuğumuz varsa, bu herkeste böyle olacak diye bir durum yok. Daha farklı olumsuz özellikleri muhakkak vardır çocuklarımızın. Şu dili kullanmamız lazım. Şahsını kötülemeden. Bak çocuğum, herkes yemeğini yedi. Sen biraz daha yavaş yiyorsun. Yemek yeme saatimiz belli. Bu saatte bizim yemek yememiz gerekiyor. Biraz daha hızlı yemen gerekiyor dememiz gerekiyor. Ya da mutfakta elinden bardağı düşüren, dikkatlice davranıp bardağı düşüren çocuğa ne yapmamız gerekiyor? Oğlum, kızım bir şeyin var mı? Biraz daha dikkatli ol. Yani geçmiş olsun deyip olayı ne yapmamız lazım? O dikkatsizliğini cümleler içerisinde kaybedecek bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Yani biz çocuğun şahsiyetini değil, yapmış olduğu davranışı uygun dille eleştirmemiz gerekiyor. Bunu da şu örnekle açıklamak istiyorum. Yine bir önceki balondan daha farklı olarak şahsiyetimizin tamamı burada da olumsuz, istemediğimiz çocuklarımızda bazı davranış özellikleri var. Bu kırmızı olan. Yani mesela çocuğumuz yavaş yemek yiyor. Ya da çok dikkatsiz davranıyor. Çoğu zaman sakarlık yapıyor. Yani bizim hedef olarak bunu seçmemiz gerekiyor. Çocuğum, niçin yavaş yemek yiyorsun? Yani uyuz uyuz demek yerine ne dememiz gerekiyor? Biraz daha hızlı olman gerekiyor. Bak herkes seni bekledi. Bizim planımız var, programımız var deyip eleştirimizi sadece bu kırmızı balon için kullanmamız gerekiyor. Çünkü amacımız ne? Şahsiyetine değil. Sadece istemediğimiz özelliğini patlatmak ve onu söndürmek. Bu şekilde biz çocuklarımızda yıkıcı eleştiriyi yapıcı eleştiriye dönüştürmüş oluruz. Eskiler ne kadar güzel söylemişler. Marifet iltifata tabidir. Eğer çocuklarımızın mahir kişiler olarak görmek istiyorsak, uygun görmediğimiz davranışları uygun yapıcı eleştiri diliyle ve iltifatlara tabi tutarak geliştirebiliriz. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.